Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Görmüş olduğunuz üzere bugün farklı bir cinini sizlere tanıtmaya gayret göstereceğim. İsmini görüyorsunuz arkadaşlar. Telaffuzunu dinleteceğim sizlere. Cork Dry Gin. Cork Dry Gin. Evet, duymuş olduğunuz gibi Cork Dry Gin. Evet arkadaşlar, bunun hakkında şimdi bir kısa bir bilgilendirme yapacağım. Hem de şişeyi görüp tanıyacaksınız. Cinimizden daha önce bir kokteyl yaptık. Sağ olsun değerli kardeşim Arda bunu bana vermişti. İçerisinde şu kadar falan vardı. Daha önce bir kokteyl yaptık. Artan'a tekrar bir kokteyl yapacağız ama inceleme videomuzu da arkadaşlar bu arada çekeceğiz ve aradan çıkaracağız. Menşe İrlanda, 35 santilitre. Alkol %37,5 hacmen arkadaşlar, yasal uyarıları görüyorsunuz. Pernod Ricard ithalatçı firma arkadaşlar ve şişenin tasarımını sizlere şu şekilde göstermiş oluyorum. Ben bunu içtim arkadaşlar. Gayet de hoşuma gitti. Severek de içtim. Bu bir İrlanda cini arkadaşlar. İlk olarak 1793 dolaylarında Cork'ta Watercourse distilleri de üretilmiş. 1975'ten beri Cork Dry Gin, Pernod Ricard'ın bir yan kuruluşu olan Irish Distillers tarafından Meditation distillerde üretilmekte. Bu meyanda arkadaşlar distillers diyoruz ama esas anlamı da bunun Distillers gibi bir telaffuzu, böyle bir şey. Onu da dinleteyim. Distillers. Distillers. Evet, bunu da bu şekilde arkadaşlar sizlere yansıtmış oldum. Cafcaflı güzel bir şişesi var. Peki bu cin Türkiye'de kaç liradan satılıyor? Fiyatı ne? Onunla ilgili de ufak bir araştırma yaptım. Hemen size dönüyorum. Evet, elimizde arkadaşlar bir fiyat listesi var ama ne derece doğru ne derece yanlış onu bilemiyorum. 35'li bunun 129 liraydı eski fiyatı, şu anda 155 liradan satılmakta arkadaşlar. Bu 35'lik. Bunun 70'liği arkadaşlar 295 TL. 100'lüğü de 410 TL üzerinden satılmakta. Bu yakınlarda yine içkilere zam gelecek. Yeni fiyatlar ne olur bunu hiç bilemiyorum. Ve değerli arkadaşlar, Irish Distillers, Pernod Ricard, bunun sitesinden baktığımızda ginle ilgili arkadaşlar bu bilgileri görüyorsunuz ama şurada bir nokta var, ona dikkat çekmek istiyorum. İçindekiler cin, botanik ve tahıl damıtığı ve sudan oluşmakta. Ve mantar kuru cin olarak da geçmekte arkadaşlar. Yine kısaca belirteyim, başka bir kaynaktan araştırdığımızda da arkadaşlar Cork Dry Gin İrlanda'da bir numaralı cin satışıdır diyor ve ardıç meyvesi, limon, misket limonu, kişniş ve Cork Dry Gin eşsiz ferahlatıcı lezzetini veren gizemli bileşeninin birleşimi diyor. Ayırt edici bir şekilde kare şişe içerisinde bir tasarım ve hemen hemen her içecek dolabında İrlanda'da bulunduğundan bahsediliyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar yapımcının tadım notlarından bahsedeceğim. Ardıç meyveleri, tatlı ve acı portakal, melek otu kökü ve diğer botaniklerin klasik tadıyla ferahlatıcı ve dengeli ibareleri bulunmakta. Gerçekten de arkadaşlar sek olarak tadımını yaptığınızda bunların geri dönüşünü hissetmeniz mümkün. Ve etiketin arkasında güzel bir yine böyle bir resim var. Ve şu şekilde tuttuğunuz zaman görünüyor. Gayet hoş, güzel bir tasarım. Değerli arkadaşlar, şimdi bununla ilgili bir kokteyl yapacağım. Onu seyredeceksiniz. Görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar, yapacağım kokteylle ilgili gerekli malzemelerden bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 5-6 cl kadar bir Cork Dry Gin'e ihtiyacımız var. Nane, limon, tonik arkadaşlar. Tonik gerekiyor. Şöyle bir shaker niyetine kullanacağım bir kap arkadaşlar. Bunu kokteyllerde kullanacağım bundan sonra. Limon sıkacağı ve buz gerekiyor. Şimdi başlayalım. Ayrıca bir adet kokteyl bardağı ve arkadaşlar pipet. Limonumuzu kesiyoruz ortadan ikiye. Şöyle bir dilim ayırıyoruz. Ortasına bir kesik atıyoruz. Ve bunları sıkıyoruz. Bir adet limonumuzu sıktık. Hemen şunun içerisine boşaltıyoruz. Buzdolabından çıkartmış olduğumuz tonimizi açıyoruz. Yarısını boşaltıyoruz. Evet, biraz daha koyabiliriz. Elimizde bir şaplak darbesiyle patlatıp bu nane yapraklarını 2-3 adet yine içerisine atıyoruz. Ve buz arkadaşlar. İçerisine 4-5 adet buz atıyoruz. İyi su ile dondurmuş olduğumuz buzlarımızı içerisine atıyoruz. Ve cinimizi boşaltıyoruz. Ağzını kapatıp çalkalıyoruz. Evet. Bardağımıza boşaltıyoruz. Evet. Önceden kesmiş olduğumuz limonumuzu hemen şu şekilde koyuyoruz. Ve üstüne de arkadaşlar şöyle bir nane yaprağı atıyoruz. Evet, afiyet olsun. Evet değerli arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde bir cin kokteyli yaptık. Evet, an itibariyle Cork Dry Gin kokteylimizi sizlere şöyle göstermek istiyorum. Harika bir kokteyl. Güzel bir geri dönüş olacak arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, bunun içerisine birkaç parça, tabii bir kısmı eridi buzların, shaker niyetine kullandığımız aparatla çalkalarken bir iki parça buz atabilirsiniz ve sonra karıştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar, harika bir geri dönüş sizleri bekliyor olacaktır. Şöyle pipetinizi uygun açıyı verip tadabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Harika bir lezzet, harika bir tat, harika bir geri dönüş sizi bekliyor olacak. Gerçekten keyifli bir içimi var, hoş bir içimi var. Bu kokteyl çok yakıştı arkadaşlar. Gayet güzel ve hoş bir geri dönüşü oldu. Tavsiye ederim. Bu sıcak yaz günlerinde özellikle. İçinizi soğutacaktır. Gayet lezzetli olmuş. Ben beğenerek içtim. Size de tavsiye ederim. Bir başka yayında buluşmak üzere.